Selam arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhabalar. Çok hızlı bir giriş yapmak istiyorum çünkü bu tebessümüm umarım ağlamaya dönüşmeden bu videoyu bitirebilirim. Çünkü kesinlikle bütün herkesin ölmeden önce okuması gereken bir kitaptan bahsedeceğim size. Bu videomuzun kitabı Son Nefes Havaya Karışmadan. Muhteşemdi. Hemen şunu söylemek istiyorum. Bundan önce kitaba geçmeden önce açıkçası kendimi toplamam lazım. Eğer bu videoya bildirimlerden geldiyseniz ne mutlu bana, hepinizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz ama bildirimlerden değil de abone, takipçi olmadan günün, hayatın herhangi bir anında, herhangi bir zamanda oradaki video başlığını tıklayıp bu videoya geldiyseniz daha da çok sevindim. Çünkü çektiğim bütün videolardan ayrı olarak şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu bütün herkesin izlemesini istiyorum. Çünkü bu kitabı bütün herkes mutlaka okumalı. Peki bunca dakikadır anlattığım bu kitap neyi anlatıyor? Biraz sığ olarak şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir yerde girip baktığınızda Son Nefes Havaya Karışmadan kitabı için bir doktorun 40 yaşını göremeden akciğer kanserine yakalanması ve bunun akabinde hayatını anlatmaya çalıştığı bir kitap bırakıp ölmesiyle ilgili. Yani bu kitabı yazan, yani şöyle söyleyeyim, siz bu kitabı okumaya başladığınızda sonunu zaten biliyorsunuz. Yazarın öldüğünü biliyorsunuz. Peki hani diğer okuduklarımızda da durum aynı şekilde. Evet ama buradaki anlatış tarzı, anlatış biçimi gerçekten çok farklı. O halde ben biraz şunu da söylemek istiyorum aslında. Bu kitap zamana karşı yarışan ve söyleyecek çok çok önemli şeyleri olan bir adamın hikayesi. Belki ben bu yüzden çok etkilendim. Belki ilk başta yer alan, ön sözünde yazılan, kendisinin tipi, boyu, posu asla hani üzerinde durulmadan, baskı kurulmadan anlatılan bir adamın İçini severek belki de ben bu kitabı okudum. Çünkü ön sözü yazarken de yazan kişi Paul'ün gerçekten son günlerinde karşısına çıkıp onu retinama kazımak gibi bir cümle kullanmıştı. Bunlar beni çok etkilemişti. O zaman kitaba başlıyorum. Kitap otobiyografi tarzında yazılmış bir kitap. Fakat ne yazık ki kendisinin yazmaya başladığı kitabı kendisi tamamlayamıyor. Bu bence çok kötü bir olay. Bu bile bence başlı başına berbat bir durum. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Otobiyografi okurken onun nasıl doğduğunu, ailesini, evini, barkını bunlardan bahsetmiyor. Bunları anlatmıyor. Evet, elbette ki tıp kariyerinin yanında aldığı edebiyatla ilgili bilgilerden, bölümlerden, kazandığı, verdiği derslerden, sınavlardan da bahsediyor. Yani tıp artı edebi bilgisinden de bahsediyor. Ama o kadar güzel bir şekilde bunları akışa oturtuyor ki bizim bu hayat için çabalayıp durduğumuz, didindiğimiz her şeyin bir noktada bu hayatın tek bir hamlesiyle nasıl son bulacağını söylüyor. Mesela siz bu videoyu izlerken bittikten sonra yapacağınız şeyleri kafanızda planlıyorsunuz. Ben bile bu videoyu çektikten sonra gideceğim yeri kafamda planlıyorum. Ama hayat bize aslında bunları yapmamız için belki de bunca insan arasında çok nadir şansı veriyor. Yani bizim planladığımız gibi gitmiyor bütün her şey. Aslında bütün her şey hayatın planladığı gibi gidiyor. İşte Paul de onca emeğin, onca tıp eğitiminin, onca edebiyat eğitiminin ardından bütün yükseldiği basamakların sonunda, o merdivenin sonunda tam böyle meyveyi toplamak deriz ya, onu toplayacağı sırada ne yazık ki bu amansız hastalığa yakalanıyor. Bunu tabii ki baştan sona çektiği acılar halinde anlatmıyor. Hayat arkadaşını nasıl bulduğundan, okulundan bahsediyor. Bize o kadar bir dille aslında bu hayatı yaşamamız gerektiğini anlatıyor ki. Gerçekten muhteşemdi. İşin bir de garip yanı var. Kendisi aslında ölümü yaşayan insanların, elbette ki kendisi de söylüyor, bütün her şey, bütün organizmalar ölmeye mahkumdur diye. Ama bunu yaşayan insanların birebir yanında olmak, birinci sırada yer almak ve ölüme giden insanlara ne yapılabilir, onlar en azından nasıl rahatlatılabilir, bunun düşüncesiyle aslında doktorluğa adım atıyor ve beyin cerrahı gibi vücudun en önemli organlarından olan bir branşı tercih ediyor. Fakat ne yazık ki kendisi en böyle yükseleceği anda, dediğim gibi, o zirveye ulaşamıyor. Ya ağlamak istemiyorum. Şu an bütün bu altını çizdiğim cümleler, bütün her şey gözümün önünden geçiyor. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Paul bu kitabı yazarken kesinlikle bir doktor gözüyle, bu hastalık böyle, bu hastalık şöyle demiyor. Ya da bir hastanın gözüyle çok acı çektim, bu kadar işte muzdarip oldum. Bunun gibi şeylerden bahsetmiyor. Hem tıptan bahsediyor, hem insani değerlerden bahsediyor. Hem hasta psikolojisinden bahsediyor, hem doktor psikolojisinden bahsediyor. Çünkü o kadar zordu ki o satırları okumak, doktor önlüğünü çıkartıp hasta önlüğünü giymek, orada yatmak ve hayatının son günlerinde eşin için
ve bir şeyler yapmak, bir küçük sürprizim var, onu şey yapmıyorum, söylemek istemiyorum. Ve gerçekten kitap muhteşemdi. Bence her sene bir şekilde ödül almalı diye düşünüyorum. Ben bu kitabı çok sevdim. Bu kitap bana bir yıl önce sevgili Mihriban'ın hediyesi olarak geldi. Ve bir yıldır kitaplığımda duruyordu. Ta ki ben onu geçen gün şu raflardan çekip alana kadar. İyi ki almışım. Çok güzeldi. İlk cümleden itibaren beyninize kazınıyor. Ön sözü yazan kişinin söylediği gibi Pol'ün o görüntüsünü retinama kazıdım demesiyle benim şu an altını çizdiğim bütün alıntılarım ben konuşurken beynimin arkasında dönmesi bence birbiriyle yarışırdı. Çok güzel, muhteşem bir kitaptı. Eşi tabii ki hala hayatta. Hala bu arada yurt dışında gerçekten çok fazla okunan bir kitap. Hala hem de, o da doktor. Doktorluk mesleğine devam ediyor ve Pol'ün anısını bir şekilde yaşatmaya çalışıyor. Kitap baştan sona çok güzeldi. Evet, bu hayat bizim başkalarına zarar vermeden, kendi özgürlüğümüzle bence gittiği yere kadar bütün her şeyi yapıp yaşamalıyız. Ya şu an var ya, aslında o kadar söyleyeceğim hani böyle edebi cümleler, böyle kitabi cümleler, o kadar fazla şey vardı ki. Ama bu kitabı anlatmak inanın ki çok zor bir şey. Çünkü tamamen bence duygulardan ibaret. O yüzden diyorum, otobiyografi olmasını silin atın. Yazarın ölmüş olmasını silin atın. Bence bıraktığı en güzel miraslardan bir tanesiydi. O nedenle bu duyguyu mutlaka sizlerin de yaşamasını istiyorum. Ki ben çok böyle duygulara yenilen bir insan değilimdir. Ama herkes bu kitabı lütfen lütfen mutlaka okusun. Ve her okuduğunuzda da beni hatırlayın. Hatta Instagram'da beni etiketleyerek de okuduğunuz bu kitapları paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca benim yaptığım bütün paylaşımlar için Instagram'dan Betül'den kitap yorumlarını ve Bin Kitap hesabından da Betül Palacı'yı takip edebilirsiniz. O halde arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone değilseniz de oradan abone olup bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Çünkü bir sonraki videomuzun kitabını okudum, bitirdim ve çok güzeldi. O halde sizlerle bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.